Değerli arkadaşlar, belediyelerin ülke yönetimine giden yoldaki önemini sadece biz görmüyoruz. Muhalefet tarafı da aynı gerçeği tespit ettiği için var gücüyle bu alana yükleniyor. Bizden farklı olarak onlar yaptıkları icraatlar, verdikleri hizmetler, ortaya koydukları eser üzerinden değil, sadece ve sadece kamuoyunu yönlendirme faaliyetleriyle bunu yapmaya çalışıyorlar. İşte bu ara bir 80 bin lira daha kazandım. Adamın işi gücü yalan. Adamın işi gücü iftira. O iftira attıkça, o yalan söyledikçe yargıda sağ olsunlar onlar da kararlarını olumlu şekilde veriyorlar. Her birinin başına birer ajans dikmişler. Az önce Mehmet kardeşim söyledi. Ve o ajanslara yaptıkları ödemelerin haddi hesabı yok. Yapılmamış işlerin, verilmemiş hizmetlerin propagandasından başka bir şeyle uğraşmıyorlar. Kağıttan yapılmış bir gemiyi suyun yüzeyinde belli bir müddet yüzdürebilirsiniz. Ama bir süre sonra kağıt suyun ağırlığını taşıyamaz hale gelecek ve o gemi batacaktır. Muhalefet belediyelerinin durumu da böyledir. Bir yıl yalanla, cila ile bizim yaptığımız işleri kendilerine mal ederek idare ettiler. İstanbul'da bunu yaptılar. Ankara'da bunu yaptılar. Aklınıza neresi gelirse. İkinci yıl artık makyajlar dökülmeye, hakikatler ortaya çıkmaya başladı. Emin olun önümüzdeki yıldan itibaren bunların artık insan içine çıkacak yüzleri varsa kalmayacaktır. Gerçi balık baştan kokar. Misali genel başkanlarına bakıp belediye başkanlarının akıbetini kestirmek mümkündür. CHP genel başkanının belediyecilik anlayışını ortaya koymak bakımından şu örnek bile tek başına yeterlidir. Az önce yine Mehmet kardeşim söyledi ama ettekrar o Ahsen ve Levkane 180. CHP genel başkanı geçtiğimiz haftalarda malum Şanlıurfa'ya gitmiş. Meydanı boş bulunca da kendince esip gürlemiş. Sonra sözü tarıma getirip belediyeyi bize verin, çiftçiye elektriği bedava yapalım demiş. Hadi Şanlıurfalı bu palavrayı yutmadığı için belediyeyi bunlara vermedi. Peki çiftçilerimizin yoğun elektrik kullandığı Hatay gibi, Adana gibi, Antalya gibi pek çok şehir sizin belediyelerinizin yönetiminde. Bakınız daha İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i, Eskişehir'i saymıyorum bile. Yapın oralarda elektriği bedava. Elinizi tutan mı var? Tabii burada önce çözülmesi gereken birkaç sorun var. İlk sorun, elektriğin belediyelerle ilgisinin olmaması. Ya ne alakası var? Ya bu terbiyesizliktir, terbiyesizlik. Elektriği belediyeler mi veriyor? Ne alakası var? Elektriğin üretimi, iletimi, dağıtımı Enerji Bakanlığımızın gözetiminde ilgili kamu kuruluşları ve özel sektör tarafından yapılıyor. İkinci sorun, belediyelerin böyle bir görevinin bulunmaması. Velev ki böyle olsa bile, daha kendi şehirlerinin yolunu yapmaktan, çöpünü toplamaktan, suyunu akıtmaktan, kanalizasyon ve su giderlerinin altyapısını inşa etmekten aciz CHP'li belediyelerde bu işe sıra bile gelmez. Üçüncü sorun, CHP Genel Başkanı'nın nice namus sözü verdiği her konu gibi bunu da arkasını dönünce inkar edecek olmasıdır. Hatırlarsanız bu zat 2019 seçimleri öncesinde CHP'nin kazandığı belediyelerden
tek bir kişinin bile işinden çıkartılmayacağı, tek bir kişinin bile ekmeğinden edilmeyeceği konusunda namus sözü vermişti. Seçimden sonra ise sadece İstanbul'da 15 bin kişiyi ekmeğinden ettiler. Hadi nerede namus? Namuslusun ya. Hadi önce sen şu namuslu isen bunun bir gereğini yap bakalım. Ne oldu? Bunun yerine de çoğu kim olduğu, ne olduğu belli olmayan, bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı çıkan 45 bin kişiyi belediyeye doldurdular. Bu tablo CHP Genel Başkanı'nın namusunun kendi belediyesi tarafından ayaklar altına alındığının ifadesi değil de nedir? Velhasıl belediyecilik genel başkanından belediye başkanına kadar her kademesiyle bir partinin vizyonunu, yönetim becerisini, ahlakını, millete bakışını en iyi gösteren alandır. AK Parti yönetimi ve belediyeleriyle CHP yönetimi ve belediyelerini karşılaştıran herkes bu farkı görecek, ülkenin geleceğini kime teslim edebileceğini, bunun muhakemesini, muhasebesini en iyi şekilde yapacaktır. Sizler duruşunuzla, işinizle, ilişkilerinizle işte bu kritik sürecin en önemli belirleyicisi konumundasınız. Ülkenin Cumhurbaşkanı ve partimizin genel başkanı olarak ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda olduğumdan, olacağımızdan şüpheniz olmasın. İzmir. İzmir'in belediyesi kimde? Onlarda. Buradan sesleniyorum. Yahu İzmir'de acaba o kaçak yapılaşmanın olduğu bölgelerde, o gecekonduların olduğu bölgelerde belediyeniz acaba nerede bir kentsel dönüşüm, değişim projesi uyguladı? Yok. Yok. Ama bunu burada benim konuşmam yetmiyor. Ya benim İzmir teşkilatımın, İzmir milletvekillerimin, mevcut belediye başkanlarımın orada kapı kapı dolaşarak ve bunları da işaret ederek işte CHP'nin belediyecilik anlayışı budur. Bakın bir kentsel dönüşüm değişim yok ama bir deprem yaşandı burada. Bu depremde merkezi yönetim olarak geldik. İşte gördüğünüz bu bütün yapılaşmaları biz yaptık ve şu anda da rezerv alanlarında yine bunları yapmaya devam ediyoruz. AK Parti bu, ana muhalefet bu.